Herkese merhaba, Sinema TV'ye hoş geldiniz. Sinema ve dizi dünyasındaki en son haberlerle karşınızdayız. Ben Fide Kılıç. Bakalım son bir haftada sinema ve dizi dünyasında neler yaşanmış? Haber turumuza başlayalım. Sinema salonlarının açılış tarihi ertelendi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile 1 Nisan tarihinde açılması beklenen sinema salonlarının 12 Mayıs'a kadar kapalı kalacağı açıklandı. Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filminin çekimlerine başlandı. Başrollerinde Deniz Celiloğlu ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Kuru Otlar Üstüne adını taşıyan yapım, Anadolu'nun ücra bir köyünde zorunlu görevini tamamlarken İstanbul'a atanmayı uman genç bir öğretmene odaklanıyor. Çekimlerine Erzurum'da başlanan filmin 2022 yılında izleyici karşısına çıkması planlanıyor. Çağatay Ulusoylu Yeşilçam dizisinden yeni fragman yayınlandı. Çağatay Ulusoy, Afra Saraçoğlu ve Selin Şekerci'nin başrollerini paylaştığı dönem dizisinin tanıtım çalışmalarına hızla devam eden Blue TV, diziden yeni görseller de paylaştı. Çağan Irmak'ın yönettiği dizi 22 Nisan'da izleyiciyle buluşacak. Mayor of Easttown'dan yeni fragman yayınlandı. HBO mini dizisinin başrolünde yer alan Oscar ödüllü Kate Winslet, küçük bir kasaba cinayetini çözme konusunda kararlı bir dedektif olan ve hayatındaki sorunları halletmek için mücadele veren bir karakteri canlandırıyor. Brad Inglesby tarafından yaratılan dizi 18 Nisan'da premier yapacak. 17. Akbank Kısa Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu. 22 Mart 1 Nisan tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleşen festivalde Murat Uğurlu imzalı Tapınak en iyi film ödülüne, Serhat Karaaslan'ın yeni kısa filmi Suçlular ise mansiyon ödülüne layık görüldü. The Suicide Squad'dan yeni fragman yayınlandı. James Gunn'ın imzasını attığı fragman sinemalara özel olarak hazırlandı. Filmde kötü kahramanlarımız hapishaneden çıkabilmek için Task Force X adlı bir birliğe katılıyor. Artı 18 sınırlandırması alan yapım 6 Ağustos'ta sinemalardaki yerini alacak. Space Jam: A New Legacy filminden fragman yayınlandı. LeBron James'in başrolünde yer aldığı film, orijinal filmde olduğu gibi live action görüntülerle animasyon karakterleri bir araya getirecek. Space Jam'de Michael Jordan'a eşlik eden Looney Tunes karakterleri bu kez LeBron James'e eşlik edecek. Zendaya'nın Lola karakterine sesiyle hayat vereceği Malcolm D. Lee imzalı filmin 16 Temmuz'da vizyona girmesi planlanıyor. The Witcher'ın ikinci sezon çekimleri tamamlandı. Netflix yayınladığı bir set videosuyla dizinin ikinci sezon çekimlerinin sona erdiğini duyurdu. Çekimler 89 oyuncu ve yaklaşık 1200 kişilik bir kamera arkası ekibiyle 158 günlük bir çalışmanın ardından tamamlandı. Black Widow'dan yeni fragman yayınlandı. Scarlett Johansson'ın başrolünde yer aldığı yapım, Marvel sinematik evrenine Avengers Endgame ile veda eden Black Widow'un solo hikayesini anlatacak. Natasha Romanoff'un geçmişinden bir kesit izleyeceğimiz film, hem Disney Plus'ta hem de 9 Temmuz'da sinemalarda izleyici karşısına çıkacak. 27. Oyuncular Birliği ödülleri sahiplerini buldu. The Trial of the Chicago 7, yılın en iyi filmi ödülüne denk gelen en iyi toplu performans ödülünü kazandı. Toplamda 15 ödülün verildiği gecede Chadwick Boseman ve Viola Davis, Marraine's Black Bottom filmindeki performanslarıyla en iyi erkek ve kadın oyuncu ödülüne layık görüldüler. Salma Hayek, House of Gucci filminde. Ridley Scott'ın yönetmen koltuğunda oturduğu yapımın kadrosuna dahil olan Hayek'in rolü henüz açıklanmadı. Lady Gaga ve Adam Driver başrollü film, Guccio Gucci'nin torununun hikayesini anlatacak. Filmin önümüzdeki Kasım ayında gösterime girmesi bekleniyor. Sine Haber'den bu haftalık bu kadar. Sinema dünyasındaki en son gelişmelerden haberdar olmak için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Haftaya yeni haberlerle Sine Haber'de görüşmek üzere. Sinemayla kalın.